Hepinize merhaba arkadaşlar. Onur Kahraman ben. Bugün Call of Duty'de oynayacağım. RPD silahını deneyeceğim. Bakalım sonucumuz ne olacak? 120 mermi kapasiteli bir silahımız bu RPD. Bakalım nasıl işleyecek? İzleyip görelim. Bir taneyi aldık. Evet, bir gelen var. Aldık. Arkadan sıkan var. Bunu alamayacağız mı? Aldık. Tamam. Başka gelen var mı? Arkadan doğan var. Aldık. Bir tane daha geldi. Hop, zıplaya zıplaya kanguru gibi zıplıyor arkadaş. Bir tane daha doğdu. Lan kurşunum bitti. Yapma. Yapma. Oh be. Tabancayla aldık. Şurada bir gönderelim. Of, çok heyecanlı oldu be. Son anda biraz düştük ama sıkıntı değil. Aha. Hop, zıpla zıpla. Şuraya bir kuralım şunu. Sentry gun'ımızı. Beni uğraştırma sentry gun. Sana zahmet. Lan sentry gun. Uyuma. Boşuna mı koyduk lan biz bunu? Oho, çekirge gibi zıplıyor lan. Kurtuluşlar yok buranın. Tamam, oyun bende. Gel gel gel. Biraz da biz işi görelim ya. Hep o mu yapsın? Biraz da biz yapalım. Burada biri mi var? Yok. Tamam. Burada biri var. Aldık. Arkamızdan mı sıkıyor biri? Gel gel. Neredesiniz lan? Hadi lan son bir tane lan. Hadi lan son bir tane lan. Oba, aldık. Mini taramalıyla. İşte RPD silahı böyle bir silah arkadaşlar. 120 mermi kapasiteli bir şarjörümüz var. Bir de mini taramalı özel yeteneğimi kullandım burada. UL-736'yı deneyeceğiz. O da 95 mermi kapasiteli. Yine Nuketown'dayız. Nuketown. Şimdi arkadaşlar burada UL-736'yı deneyeceğiz. UL-736 da gerçekten RPD'ye benzeyen ama RPD'den biraz daha hafif, daha rahat koşturabiliyorsunuz arkadaşlar. RPD çünkü hızınızı bayağı bir yavaşlatsa da UL-736 size hızlı koşmanızı sağlayabiliyor. Böyle bir özelliği var. 95 mermi kapasitesi var şarjöründe. Sanki biraz daha, aslında birebir karşılaştırmak lazım. Daha karşılaştırmadım ama yani daha iyi de hasar veriyor olabilir. Ama RPD'den vazgeçmiyorum ben oyunda. Ona dikkat edeceğiz. Önce bir takip edelim. Bak. Bak arkasından doğdu, nasıl da. Bak beni de öldürdü, görüyor musunuz? Bir sıkışına bakacağım bunun. Normalmiş, tamam, hile yok. Normalmiş. Milletin arkasından zıplama. Demin de sen zıplıyordun bak öyle. Öl artık, öl. Biri arkamdan sıkıyor. Onu da aldım. Bir tanesi şuraya, şurada. Öldürdü yine. Aynı adam. Yine aynı adam. Şüphelendiriyor beni ama. Lan oğlum zıplamayın lan. Zıplayınca çabuk ölüyorsunuz lan. Evet, aldık. İki tane headshot'ımız var. Biri arkadan sıktı. Arkacılık yaptı. Diğeri de geliyor. Evet, bir tanesini kafadan, bir tanesini normal yollarla arkadan sıktı. Arkadan vurdu. Şimdi ben de seni arkadan vurdum, arkaladım. Hop, korktum. Havo. Öldü. Özel gücümüzü kullanalım. O birini herhalde vurur. Yani umarım. Gidiyor şu an. Evet, birini öldürdü yanılmıyorsam. Arkadan doğan var iki tane. Birini öldürdükten sonra ikinciyi de vuruyoruz. Bakın. Karşı tarafta 3 kişi öldürmüş ama biri de benim herhalde. Şimdi şurada bir. Şu iki mi? Yok. Buradan vuramayız onu. Hoba! Hiçbirini bulamadık. Yine bu Sadvillian. Evet, biri daha RPD kullanan biri vardı, aldık.
Şöyle bir dönelim arkamızı çünkü her an biri çıkabilir arkadan gördüğünüz gibi. Burada da var. Evet, yine son vuruş bende oldu yanılmıyorsam. Mücadeleciyi almışız. Birinci sıradayız. Bizden sonrakiler 7 kişi öldürmüş. Yani UL-736 da kullanılabilecek bir silah. Kullanılabilecek bir silah. Bizi yine birinci yaptı. Şimdi bir de PDV'yi denemek istiyorum. Yani PDW ama ben PDV diyorum. Şimdi bir de PDV'yi deneyelim bakalım. Aynı yerdeyiz. Herkese açık Nuketown'dayız. Free for all Nuketown. Bakalım burada kaç kill alabileceğiz? Yani 20 kill almamız lazım zaten oyun için. Bunu başarabilecek miyiz? PDW ile bir deneyelim bakalım. Birinci olabilecek miyiz? Zombi geni deseninde arkadaşlar. Benim PDW'm. Çok seviyorum bunu. Battle Royale'de en çok kullandığım silah. Biri RPD, biri de PDW. Zaten bakın inanılmaz derecede bir şeyi var. Oynanışı var PDW'nun. Çok akıcı. Oba! Ama işte böyle kaçırdınız mı da tehlikeye gidiyor yani. Ama çok hızlı, yani inanılmaz derecede hızlı bir sıkışı var. Size heyecan veriyor yani. Bakın. Birini aldık. Buradan biri doğar mı? Gelir mi? Geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet heyecanlı bir oyun oluyor ve sonunda öldük. 6 kişiden sonra öldük. Yapacak bir şey yok. Önümüzde güzel bir zıplama gördük. Hoba! Adam buradaymış. Hemen eğildik. Oradan da taktiksel olarak kurtulduk. Bir daha kayalım. Biri çıktı bakın. Aldık. Yani önemli olan pay to win değil aslında arkadaşlar. Önemli olan silah kullanmanız. Hangi silahı kullanacağınızı iyi bilirseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Gördüğünüz gibi iki kişiyi tam isabetle yanılmıyorsam devirdim. Yok, bir kişiyi devirmişim. Şurada biri gidiyor. Kaçırmayalım. Bayağı bir sıkmanız gerekiyor. Bunun şeyi çok iyi değil. Hedef alması çok iyi değil arkadaşlar. Şurada bir adam var. Öldüremedik. Kaçırdık onu. Neyse şuraya dönelim. Vardır birileri. Aha. Varmış. Özel gücümüzle de birkaç tane alalım ya. Ah be. Geldi vurdu bizi şeyle. Evet. Ben aldım. Kusura bakma dostum. Lan ölsene. Kusura bakma. Hoppa. Hoppa. 19. Bir tane kaldı. Yeni doğdu. Bakalım öldürebilecek miyiz? Evet. 20'yi tamamladık arkadaşlar. PDW ile de 20'yi tamamladık. Yani bu 3 silah gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Gerçekten unbelievable. What a surprise. PDW, UL-736 ve RPD ile çok güzel bir maç yaptık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abonem değilseniz de abonem olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yepyeni videoda görüşünceye kadar. Hoşça kalın. Bye bye.